İsmail Haniye suikastinin üzerinden 13 gün geçti. İran, İsrail'e saldırı daha saldıracak derken bugün Tel Aviv'de sirenler çaldı. Hamas'ın askeri kanadı El Kassam 2 roket attı İsrail tarafına, ancak ölen ya da yaralanan olmadı. Dünya gergin. Karşılıklı tehditler sürse de İran'ın ne yapacağı henüz kesilebilmiş değil. Tüm bunlar yaşanırken Gazze'deki katliamsa durmadı. İşte son 24 saat. Dünya İran-İsrail'e misilleme yapacak mı diye beklerken Tel Aviv'den patlama sesleri yükseldi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam tugayları başkent Tel Aviv'i roketle hedef aldı. Gazze'den atılan roketlerden birinin deniz düştüğü, diğerinin de İsrail'e geçmeden durdurulduğu açıklandı. İsrail basını can kaybı veya yaralı olmadığını bildirdi. Haniye suikastının üzerinden 13 gün geçti ve 13 gündür İran'ın Hizbullah'la birlikte İsrail'e her an saldırabileceği düşünülüyor. Dünya diken üzerindeyken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamayla tansiyon yükseltti. Saldırının bu hafta olabileceğini öne sürdü. Kayda değer saldırıların olabileceğinin altını çizip hazırlıklı olmalıyız dedi. Bu açıklamadan saatler sonra ise İran Haber Ajansı'ndan saat 02'yi işaret eden bu paylaşım yapıldı. Paylaşım uykuları kaçırdı ama beklenen olmadı. Gece sakin geçti. Mossad, misilleme saldırısının birkaç gün içinde olacağına inanıyor. İranlı kaynaklarsa misillemenin Gazze'de kalıcı ateşkes için geciktirilebileceğini düşünüyor. Haniye suikastının üzerinden 13 gün geçti ama İran misillemenin olup olmayacağı hakkında net bir açıklama yapmadı. Tahran'ın kuzeyindeki teleferiye binen bir kişi Haniye'nin şehit edildiği binayı görüntüledi. Olay yeri cep telefonu kamerasına uzaktan böyle yansıdı. İran'la gerilimi tırmandıran İsrail, Gazze'deki katliamlarına da ara vermeden devam ediyor. Genç babanın elinde tuttuğu kağıtlar, daha kucağına bile almadan kaybettiği ikizlerinin doğum belgeleri. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi katletmesine sessiz kalan Batılı müttefikleri, Gazze'de nefes alan insan neredeyse kalmamışken vicdan çağrısı yaptı. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ortak bir yazılı açıklama yaparak Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını istedi. Onlar bu açıklamayı yaparken İsrail bebekleri öldürmeye devam ediyordu.